Tepki istifalarının peş peşe geldiği CHP'de sular bugün de durulmadı. Hatay düğümü çözülemezken CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in İyi Parti adayı olacağı duyuruldu. İzmir adaylarını tanıtan Genel Başkan Özgür Özel ise aday listelerine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve istifaları değerlendirdi. İstifa eden 3-4 kişi konuşuluyor. Particilik, aday olmayınca küsmek, kaçmak, bir başka yere gitmek, rakip gördüğün partilere katkı sağlamak değildir. Tepki istifalarını değerlendirdi. CHP'de aday listesi krizi sürerken Genel Başkan Özgür Özel aday tanıtımı için İzmir'deydi. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin. İmamoğlu'nun ilçe adayları tanıtımına katılmayan Özel, İzmir adaylarını tek tek tanıttı. Büyükşehir adayı Cemil Tugay sahneye çıkarken talihsizlik yaşadı. Özel pasif kaldığı için eleştirilen Tugay'a sahip çıktı. İnanırsanız, kenetlenirseniz, çalışırsanız İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Adana'nın iki ilçesinde tepki istifaları ise partiler arası transfer perdesini yeniden araladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de 31 Mart'ta bay bay Türkiye diyecek, gidecek. Ben belediye başkanı olarak kalmam gerektiğini düşünüyorum Adana için. Aday yapılmadıkları için CHP'den istifa etmişti Çukurova ve Seyhan belediye başkanları. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin rotayı İyi Parti'ye çevirdi. Meral Akşener'in Çukurova'dan aday gösterdiği Birol Büyük Öztürk ise seçmenden helallik istedi. Başka partilere gidip de istifa edip de adından söz ettiren 4 kişisini değil, canla başla partisi için ve kenti için çalışan kahramanları tebrik ediyorum. Hatay'da da düğüm çözülemedi. Özgür Özel, Lütfi Savaş'ın yerine alternatif görürsem değiştiririm dedi. Haluk Levent evet deseydi anketle ölçtürürdük diye ekledi. CHP'de üst düzey bir ayrılık da yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı uyarılarına rağmen seçmenin vicdanını yaralayan kararlar alındığını belirtti. Görevinden istifa etti.